Merhabalar tekrardan. Dördüncü videoyla devam ediyoruz. Şimdi burada geçen ders data tiplerini görmüştük. Type dediğimiz fonksiyonumuzu öğrenmiştik. Şimdi şuna bakacağız. Bu dediğim gibi bu data tiplerine daha yakından bakacağız. Ve bu dersimizde de sayıların türlerine bakacağız. Kendi içinde ayrılan türlerine. Ve casting dediğimiz bir olay var. Onu inceleyeceğiz. Şimdi şuradan ben yeni bir dosya açıyorum. Numbers.py diyorum. Şimdi Numbers.py'a geldikten sonra burada önce şunu söyleyeyim. Bizim sayılarda 3 türümüz var. Bu 3 türü burada da gösteriyorum. Öncelikle bizim integer'lar dediğimiz bir tam sayı, tam sayıları belirttiğimiz bir tür var. Mesela burada 22 diyelim. Bu bir integer, tam sayı. Sonra float dediğimiz bir tür var. Bu float dediğimiz tür ise virgüllü sayılar. Virgüllü sayıları da şöyle 3 nokta 1 şeklinde araya nokta koyarak gösteriyoruz. Bu da bir float. Onun dışında bizim bir de Python'da gösterebildiğimiz bir başka sayı türü ise kompleks sayılar. Kompleks sayıları da şöyle gösteriyoruz. 5j artı 3 örneğin. Hani matematikte bunu daha önce i diye de görmüş olabilirsiniz. J diye de görmüş olabilirsiniz. Python'da biz j ile gösteriyoruz kompleks sayıları. Bu şekilde bizim 3 sayı türümüz var. Şimdi bunların üçüne biraz daha yakından bakmadan önce şöyle bir türlerine bakalım üçünün de. Şuradan. Evet, üçünün türünü yazdırıyorum. Gördüğünüz gibi burada class'larda şurayı temizleyeyim geçen derse karışmasın. Evet, burada yazdırdığımızda gördüğünüz x için class integer class'ında integer sınıfında, y için noktalı sayı float sınıfında, z için ise bu bir kompleks sayı. Bunu görebiliyoruz. Şimdi bunları gördükten sonra değinmek istediğim şey casting dediğimiz şey. Şimdi casting dediğimiz şey nedir? Şuradan şöyle type'ı aşağı alıyorum. Casting dediğimiz şey şu arkadaşlar. Biz burada mesela 3.1 dediğimiz float sayısını casting ile integer'a çevirebiliyoruz. Veya bir sayıyı biz bir tekste dönüştürebiliyoruz. Bunu da işte casting dediğimiz şeyle yapıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Şimdi burada bunu göstereceğim. Burada farklı bir değişken gösteriyorum. Hatta farklı bir değişken değil. Şuradan print diyorum. Print dedikten sonra ben mesela elimde bir sürü float sayının, noktalı virgüllü sayının olduğu bir liste var. Fakat ben bunların hepsini tam sayı olarak almak istiyorum. Virgüllerden sonrasını önemsemeyeceğim. İşte burada şunu yapıyorum. Şuradan print diyorum. Ondan sonra integer yazıyorum. Yani dönüşmesini istediğim türü. Dönüşmesini istediğim türü yazdıktan sonra parantez açıyorum. Ve dönüşmesini istediğim değişkeni yazıyorum. Şimdi ben burada print integer y dediğim zaman şurada bakalım bana ne yazdıracak. Burada gördüğünüz gibi 3 yazdırdı bana. Yani y'yi integer'e çevirdi. Peki bu float sayıları integer'e çevirirken en yakın yere mi yuvarlıyor? Yok yani nasıl yuvarlıyor? Bunu görmek istiyorum. Mesela 3.9 yapayım. Bakayım bu sefer ne yapacak? Gördüğünüz gibi bu sefer de 3 yapacak. Python'da bu herhangi bir şekilde yakına yuvarlama gibi bir şey yok. Direkt olarak bir float sayı girerseniz virgülden sonrasını siler. Tam sayı kısmını alır. Yani kullanım hani nerede kullanırım diye bir soru geliyorsa aklınıza şöyle mesela bunu elinizde örnek veriyorum insanların işte doğduğu işte şey yaşı var ve mesela 22.3 yani ayıyla beraber hesapladınız siz bunu 22 yaşında ve 3 ayda almış 23 yaşından bu şekilde mesela tüm hepsini şeye çevirdiğiniz an integer'a çevirdiğiniz an o anki yaşlarını görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde yani aynısını mesela şurada print'ten yazdırmayayım. Aynısını mesela x'i float'a da çevirebiliyoruz. Burada tekrar x'i yeniden atıyorum. X eşittir. Float x diyorum. Artık x ne oldu? X bir float sayı oldu. Peki bakalım burada x'i yazdıralım. Ardından x'in türü de zaten yazdırılacak alttaki yazdığımız koddan dolayı. Gördüğünüz gibi 22 idi. 22'yi ne yaptı float'ı çevirirken? 22.0 yaptı. Integer'ları böyle çevirirseniz nokta 0 gelir. Ve burada her ikisi de float x'leri.
ikisi de Fluat olduğunu, ikisinin de Fluat'a dönüştüğünü görebiliyoruz. Böyle casting'le tabii birçok şey yapabiliyoruz ama yapamadığımız şeyler de var. Şurada mesela biraz da kompleks sayıyla uğraşalım. Peki kompleks sayıyı ben integer'a çevirebiliyor muyum? Bunu görelim. Z'yi integer Z diyelim ve print Z diyelim. Bunu yaptığımız an gördüğünüz gibi böyle bir hata alıyoruz. Şimdi biz burada herhangi bir şeyi kompleks sayıyı integer'a veya float'a çeviremiyoruz. Bu kompleks sayılarla ilgili yapabileceğimiz casting'le yapabileceğimiz tek şey şudur. Mesela ben x'i burada float'a çevirmiştim. Peki x'i bir de kompleks sayı çevireyim. Bakalım ne olacak? Integer kompleks sayıya çevirince nasıl oluyor? Bu sefer gördüğünüz gibi 22 artı 0c. Yani bu şekilde biz şeyleri, integer'ları şeye çevirebiliyoruz, kompleks sayılara. Böyle kendi aralarında sayıların böyle işler yapabildiğimiz dışında şöyle mesela x'imiz var bizim. X'ime ben burada gelip str diyorum. Yani str neydi? Bizim text'ti. Text data tipimizde. Şöyle yazdırdığımda gördüğünüz gibi 22 yazdırdı ama artık bu bir string. Mesela ben x'i string'e çevirdikten sonra şuraya gelip print x artı y. Şimdi benim normalde üstte belirttiğim şekilde x artı y'nin bana 25,5 değerini vermesi lazım. Burada geldiğimde gördüğünüz gibi bir hata alıyorum. Niye hata alıyorum? Çünkü bir yazıyla yani string'le bir şeyi toplayamıyorum. Bir sayıyı toplayamıyorum. Bu yüzden hata alıyorum. Bu şekilde çevirebiliyoruz. Aynı şekilde şurada T diyelim ve 85 diyelim. Burada gelip T'yi de şey olarak değiştirebiliyoruz. Integer T dersek. Şuradan da şunu silelim. Hop. Yanlış yere geldik. Evet. Şuradan şunu silelim ve print diyelim. T. Şurada da T'nin tipini öğrenelim. Burada gördüğünüz gibi T'nin tipi en üstte yazan T olacak. Integer oldu ve T'yi böyle 85 şeklinde yazdırabildim. Hatta şöyle integer olduğunu daha iyi kavrayalım diye. Şurada T'ye bir de 50 ekliyorum. Gördüğünüz gibi 135 yani matematik işlemlerinde de kullanabildim artık. Bu şekilde Python'da sayıları görmüş olduk. Bunun dışında sayılarla ilgili belirtebileceğim yani integer sayılar eksili de olabilir. Float sayılar eksili de olabilir. Bu şekilde sayılar ve casting'in ne olduğunu öğrenmiş olduk. Bu kadardı bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.